Bir sene olmuş. Biz O Ne Diyor'ya geleli. Pinç'in birinci yılı olduğu için ekstra özel Pinç birinci yıl falan diye bir program tabii ki yapmayacağız. Bunu yine ayrı bir aktiviteyle, belki bir babala partiyle, bir Pinç partiyle kutlayacağız. O yüzden programın içine birinci sene diye eski görüntüleri koyup üzerine konuşarak size saçma bir bölüm itelemeyeceğim. Ama ananı ne kadar mantıklıymış ya. Niye öyle bir şey yapmadık lan? Baya baya şu masanın burasına oturup şu kameraya vır 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 konuşmamın birinci yılı ya. Oha. Bir yıl. Sizler sayesinde oldu bunlar. Beni sizler var ettiniz. Bu mecrada linçler yedik, tebrikler aldık. Bütün ödülleri topladık. Babala TV topladı tabii. O Ne Diyor'da alıyordur ama. Gördüm dışarıda var 3-4 tane. Babala'ya da yüklendik. O Ne Diyor'da olmamıza rağmen. Babala'yı televizyon kanalı haline getireceğim demiştim ve bu benim hayalimdi. Hepimizin hayaliydi ve amacıydı. Bence %90 bu amacı gerçekleştirdik. O yüzden bir sene boyunca hem burada konuştuğumu dinleyen, alkışlayan, gülen, yorum yapan, benim kahrımı çeken sizlere de teşekkür ediyorum. Televizyon teklifi geldi. Gitmedik. Böyle bir artistik yaptık falan. Gidelim ya. Televizyona gidelim. Belki de yılbaşından sonra bir başlayayım bir kanala ben. Niye geri adım attık ki? Tam bir kekoyum ya. Bazı insanları ünlü olmak için yetiştiriyorlar. Çocuğun sesi güzeldir, çok komiktir ya da iyi yazabiliyordur. Bu çocuğu denetim altına alırlar. Bu çocuğu yetiştirirler. Hemen piyasaya sunmazlar. Bugün Ediz dediğimiz müthiş adam, yakında inşallah konumuzda olacak. Ediz'i lap diye sahneye attılar mı zannediyorsun? Adam gidiyor oyunculuk eğitimi alıyor, şan dersi alıyor, adamı eğitiyorlar. Ondan sonra sunuyorlar piyasaya ki piyasada sevilmenin ya da nefret edilmenin karşılığını doğru verebilsin. Bize hiç öyle bir şey olmadı a**ayım. Ben oturdum masanın başında konuşmaya başladım. Dırrrr. Takipçi artıyor. Sokakta tanımaya başlıyorlar. Ya bir üst takıl da bana gelip demedi ki. Ya böyle ya gidip bar 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 konuşma. Söylenene cevap verme. Demedi ki ben bayağı öğrene öğrene ünlü oldum. Çok kötü bir şey. Millet bunun için hazırlanıyor. Millet gazeteye vereceği röportajı bile öncesinde menajeriyle, avukatıyla, bilmemesiyle tartışıyor, değerlendiriyor. Hatta beraber yazıyorlar röportajları. Beni arıyorlar ama ben konuşuyorum. Öyle ya da böyle. Bir seneyi geride bırakmışız. Bizim başarımız burada her konuyu bam 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 anlatıp böyle anlatma demelerine rağmen demek için doğrultulan yarakları kıvırıp kendi göklerine soktuğumuzdan zar hala programımıza devam ediyoruz. Bu beni pitbull'a benzetmişler, gördünüz mü böyle yavru pitbull? İnternette nereye baksam o var. Böyle bir tane kunduz. Oğuzhan Uğur. Akın akın akın. 15 bin tane mesaj geldi. Gerdin mi? Gerdin mi? Yok, bir tek sen geziyorsun sosyal medyada. Herkes atmış, herkes. Gördün mü? Abi sana böyle yapılır mı? Kimisi de hani gülüyor piç ama güldüğünü göstermeden bana abi sana köpek diyorlar. O kadar kızamadım ki. Oğlum harbiden aynı ya. Birisi de o kadar iyi tanımış ki bizi. Oğlum ben çok seviyorum izleyiciyi. Ya koyayım ya. Kim benzetti Oğuzhan Uğur'u köpeğe ya? Koyayım ya. Ya kodum çocuğu şimdi Pinç bölümünde 2,5 saat bunu konuş. Helal olsun lan. Pinç bir sene oldu ve tepkilerin hala aynı olması beni çok mutlu ediyor. Son paylaştığımız Haluk Levent teaserında. Adama Tolga Çevik gelsin diyoruz. Kimi getiriyor Allah aşkına? Seyircileri görmeyen bir adam ünlü olamaz demiş Kemal Şahin. Sana da merhaba. Nisanur Salman. Haluk Levent konuğum oldu yazmış. Sana da merhaba. Canan Armağan demiş ki inşallah Haluk Levent'in olduğu kısmı da tam yayınlarsınız abi. Sana da merhaba. Müptezel Samet Bir. Pinç'le biz reis. Sana da merhaba. Tolgalay. Pazartesini güzel yapan Çukur ve Pinç demiş. Pazartesi Pinç yayında dedim, B'yle yazdım. Onu düzelten benim canım tontik izleyicim. Ahmet.28YLMZ. Pazartesi değil abi, yanlış yazmışsın. Doğrusu pazartesi olacak demiş. Sana da merhaba. Zeliha ABN. Arkadaşını etiketleyip, büyük ihtimalle Pinç'i beraber izlediği arkadaşını etiketleyip yazmış. Tuğba Aslan 07'yi etiketlemiş. Dört gözle bekleş tübik yazmış. Sana da merhaba. Ya melekler de gelmiş. Hepinizi çok seviyoruz. Haluk abi gelmiş. Kalp kalp kalp. Hoş gelmiş. İyi ki de gelmiş. Kalp 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 kalp. Oğuzhan Uğur. İple çekiyorum pazartesi. Kalp 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 kalpli gülücük. Buket Urkan. Sana da merhaba. Yabancı bir konuk getirmeyi düşündünüz mü yani? Fikir olsun diye söyledim. Sevih Çetintaş. Sana da merhaba. Alparslan Baytop. İki kral bir arada demiş. Sağ ol reis. Sana da merhaba. Bir de hatamızı yüzümüze vurandan çok. Hatamızı görmeyip bizi pışpışlayan izleyicilerimize de selam olsun. Mesela Ayşe Rose Aslan. Ayşe Güldür o büyük ihtimalle. Demiş ki bir an önce pazartesi olsa da izlesek demiş. Sana da merhaba. Ve daha binlerce isim. Bundan sonra okuyacağım böyle şeyleri. Seviyorum lan sizi. Bir sene katlandınız bana. Yeni gelenler, eskiden izleyenler. Bu benim, senin, onun, bunun artık ayların değil yılların programı Pinç başlıyor. Fikrim yok ne yapacağıma dair. Delirdim artık a**ayım. Vallahi delirdim, yemin ediyorum delirdim ya. Benim sesim geliyor mu? Nasıl gelir lan? Mikrofonu takmadım ki. Yani. Bu ne lan? Kahve mi döktünüz o masaya? Ya arkadaş bir yıldır buradayız. Gösterilen muamele bu mu yani? Nasıl? Ne haber? İyidir, sen de. Hoş geldin. İlk defa ne olmuş? Minnoşko. Minnoşko mu? Ben sana ne diyorum? Ambaş. İlk defa geliyorsun Pinç'e. İlk defa gelmiyorum. Bu daha önce geldi mi ya? Geldim bir kere. Senacığım hoş geldin. İnşallah çok eğlenirsin. Hadi geçelim. Şimdi ben ne anlatayım? Çocuğun derbiden morali bozulmuş zaten. Mertefe. Burada oturuyor. Öyle oturuyor.
mikrofonuna. Fanatiklik anlamsız geliyor bana. Maalesef Türkiye'de futbol zaten istenilen yere gelmedi. Ne bize pozitif kalıyor futboldan? Maçlara gitmek. Sevgilinle maça gidersin, arkadaşlarınla gidersin, babanla gidersin. Bir aktivitenin içinde buluyorsun kendini. Bokunu çıkartanlar çıkışta birbirlerini doğuruyorlar, kavga ediyorlar. Stat etkisi dedikleri şey, peste var oradan biliyorum. Orada seni bambaşka bir havaya sokuyor. Bir adam davul çalıyor diyor, sen zıplıyorsun mesela. Amaç o yani, aktivite. Tiyatro oyunu gibi. Ama sonrasında olanlar ya da öncesinde olanlar, kavgalar bilmem neler, işte bu aşırılık. Gerek yok. Ben Galatasaraylıyım. Ama lise sondan beri Galatasaraylı değilim. Galatasaraylı olmak için ne yapman lazım? Maçları takip etmen lazım. Kadroyu bilmen lazım. Ya bu böyle değil. Forvet lazım falan deyip tartışman lazım değil, takım üzerine. Ben de o lise sonunda bitti. O 4 sene üst üste şampiyon olduk. Avrupa'nın kralı olduk falan. O dönem herkes Galatasaraylı bizim ailede. Babam Galatasaraylı, annem Galatasaraylı, rahmetli dedelerim Galatasaraylı. Bütün sülale Galatasaraylı. Hatta babam beni evden kovdu. Galatasaray yüzünden. 5 yaşındasın. Bir tane başçavuş, hasta Fenerli. Adam bir gün geldi. Uçak sana dedi, gol alacağım, kaleye alacağım. Hiç huylanmadım çünkü huylanabilecek yaşta değilim. 5 yaşındayım. 5 la 5. Sen 5 yaşını hatırlıyor musun? Malazgirt'te miydiniz? Sen kaç yaşındasın lan? 1071'den hesaplasak anasını çok. Kardeşim hürmetler. Sen yorgunsundur. Her neyse. Başçavuş eğer dedi Fenerbahçeli olursan dedi sana dedi gol alacağım, kaleye alacağım. Dedim neden? Ben dedim öyle bir şey tabii ki yaparım. Lan 5 yaşındayım. Ne etik, ne ihanet, ne hainlik. Hiçbir şeyin farkında değilim daha. 3 kelimeyle bütün dünyayı idare ediyorum. Guttum guttum. Ben aldım bunları. Adam bana Fenerbahçe forması giydirmiş. Ama böyle ayaklarıma kadar iniyor. 2 ayak gözüküyor. Yürüyorum. Babam da hasta Galatasaraylı. Kapıyı çaldım. Tık tık. Babam kapıyı açtı var ya. Bakışını burada tarif edemem. Böyle baktı. Sıcağı vura dedi. 5 yaşındayım ya. Fenerbahçe forması giydim diye 5 yaşındaki çocuğu evden kovdu. Babalık bu mu? Bir de ben Galatasaraylı olmayı seçmedim ki. Doğduğumda Galatasaraylıydım zaten. Çocuk odasındasın. Çocuk dediğin odasına neyin posterini asar? Justin Bieber asıyorlar. Oğlum benim odamdaki posterler Uğur Galatasaraylı, Simović kaleci, Terkazi. Bunların posterleri benim odamda ve bunların hiçbirini ben asmamışım oraya. Asmak istememişim ya. Bana zerk etmiş Galatasaraylılığı. Ha sonra aslında çok mutlu oldum tabii Galatasaraylı olmakla. Gurur duyuyorum UEFA Kupası, Süper Kupa falan filan. Ama bir çocuk nasıl evden kovulur ya 5 yaşında? Ya bu fanatizm işte, bunu yapmayın. Çok garip. Bunun etkisi sende de travmatik sisteme yol açıyor. Bu sistem ne biliyor musun? Fanatik olmasan da bir şeye ait hissetmek için kendini fanatikmiş gibi yaptığın dönemler oluyor. Antalya'da okuduk biz. Sen biliyorsun. Doğu Garaj diye bir yer var Antalya'da. Beşiktaş Galatasaray maçı var. Baktım bütün arkadaş grubunda maç izliyor. Dedim ben de izleyeyim. Bayılırım ben de futbola falan deyip ayak yapıyorum. Formam da var. Giydim Galatasaray formamı. Gidiyorum Doğu Garajı'nda, inanılmaz bir kalabalık. Maçı izleyeceğimiz yerde topçular, Antalya'dakiler bilir. Kültür Mahallesi miydi? Kültür Sitesi mi? 6 numara dolmuş gidiyor oraya. Ama 6 numara dolmuş saatte bir geliyor. Kaçırırsam 1 saat beklersin. Maç da yanar. Arkadaş toplaşması da yanar. Ben saatin farkında değilim. Maçta hiç sikimde değil açıkçası. Amacım orada kızla erkekli bir grup var. İnşallah biz de gol atarız. Beklentisiyle gidiyorum böyle. Saate baktım. Dolmuşum. Kalkmasına 5 dakika kalmış. Ben oraya 5 dakikalık mesafede değilim. Ama çok gencim. Dedim ki bedenimi kullanayım. Koyayım deyip koşmaya başladım. Moruk önümde 2 tane Beşiktaş formalı çocuk. Ben Galatasaray formalıyım. Bakışları hiç unutmuyorum. Aynen şöyle yaptılar bak. Şöyle oldum bak. Geç kaldığını anlaman ve buna tepki vermen ne kadar sürer senin? Mesela şunu yaparsın. Ha! Yaparsın değil mi? Göz göze gelmişiz Beşiktaş formalı iki çocukla. İkisi de bana bakıyormuş o sırada ve şöyle oldu. Koyayım deyip koşmaya başlıyormuş. Bu ikisi de kaçmaya başladı. Ben tabii anlamıyorum o sırada. Önde iki Beşiktaş formalı çocuk depar atıyor. Arkalarında ben depar atıyorum. Onlar Doğu Garajı'na doğru koşuyorlar. Ben de Doğu Garajı'na doğru koşuyorum. Çünkü 6 numaralı dolmuş. Doğu Garajı'ndan kalkıyorum. Ben fan değilim, fanatik değilim. Bir de neden Beşiktaş formalı birini görünce saldırma ihtiyacı duyayım ki? O formayı giydi diye ona saldırır mısın? Saçma. Ha, yapan var mı? Çok. Benim öyle bir gayem yok. Koşuyorum, bunlar koşuyor. Bunlar bayağı bir uzaklaştılar. Ben de bunlara bakıyorum. Bunlar nereye koşuyor acaba diye. Onlar uzaklaşınca ben bekledim. Oh dedim. Gelmemiş daha dolmuş. 2-3 dakika erken gelmişim. Harika, bekliyorum. Bu koyduğumu çocukları toplamışlar bütün Beşiktaş formalıları. Böyle bir kalabalık bana koşuyor. Bir de çok nostaljikti ya. Siyah beyaz çünkü. Bir sürü herif üzerime koşuyor. Bu çocuğum diye önde biri bağırdı. Bağırınca ben de bakıyorum yani çocuğu arıyorum etrafta, tamam mı? Yanımda dolmuş bekleyen amcalar böyle yaptılar. Dedim ki bu çocuğu benim herhalde. Etrafımdaki herkes nobah diye ayrılıp parmağıyla beni gösterdi. Beşiktaşlar üzerime koşuyor. Böyle koşuyorlar. Koşuyorlar üzerime. Beni büyük çekler. Ey dedim eyvah. Ne yapabilirim? Anlatmak, konuşmak bir çözüm. Çünkü konuşma biterse savaş başlar. Ulan acaba ters psikolojimi yapsam? Çünkü adamlar futboldan anlayan adamlar. Ben anlamıyorum da. Ne bileyim bir yerden düdük bulayım, düdük falan. falan bunlar dursun be. Kart mı göstereyim bir anda şaşırsınlar. Neler geliyor aklıma? En son çare pisliğe pislik dedim. Galatasaray taraftarı arıyorum etrafta. Bir tane Galatasaray formalı adam görsem beraber dayak yiyelim en azından. Çünkü gücü ikiye bölersen. Yani 200'le giden bir arabayım, bir tane airbag arıyorum öyle düşün. Bir tane Galatasaray formalı adam olmaz mı lan Doğu Garajı'nda? Ben böyleyim. Ne? Ra! Gassay! Bağırıyorum hani biri de duyup evet re falan git. Hani ne bileyim böyle toplanırız. Adamlar 100 metre, 75 metre. Artık böyle ben de onlara böyle yukarı. Ne bileyim korkar da kaçarlar diye. Ya da ne bileyim ben de aslancılık mı yapayım? Ulan 55 tane kartal koşuyor üzerime. Sen tek başına aslan ne
bak yüzün orada. Ki aslanda değilim, boyumu biliyorsunuz yani. Böyle kuncuk duruyorum orada ya. Bunlar yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. 6 numara geldi. Bunlar gelmeden. Ve 6 numaranın içi taraftar dolu. Ben ilk başta dolmuşa binip kaçmayı düşünürken bir baktım full taraftar. Çıs! Abi rüya gibiydi. Süperdi ya. Vay. Gelin dedim, gelin. Dolmuşun içinden 50 tane daha Beşiktaşlı çıktı. Abi öyle. Ulan Antalya'da herkes Beşiktaşlı mı ya? Lan onların en azından 25 metresi vardı bana. Bunlar direkt böyle indi böyle. Kardeş şuradan bir öğren. Çok uzaktır mısın falan diye. Dolmuştan inmişler alışkanlık tabii. Ölmeden nasıl kurtuldum? Ölmeden nasıl mı kurtuldum anlatayım. Re re re. İnsanlara böyle acı çektirilmez. Bu fanlık fanatiklik nereye kadar abi? Ben bu kadar taraftarı İnönü stadına görmedim lan. Türk milli takımının sizin için değeri nedir mesela? Ben son dönemlerde küskünüm abi. Oğlum milli takıma küsülmez. Türk milli takımının aldığı bir zafer seni nasıl bir duyguya sokuyor? Unuttuk vallahi. Ben futbol federasyonu başkanı mıyım? Bana niye dert veriyorsunuz ya? La şurada bir güzel mesaj vereyim diye bekliyorum. Senin bugün nefret ettiğin Fenerbahçe'nin içinden adamlar oynuyor milli takımda. Bugün senin desteklediğin, kalbinin attığı takım Galatasaray'dan adamlar oynuyor milli takımda. Trabzonspor'dan adamlar oynuyor. Beşiktaş'tan adamlar oynuyor milli takımda. Onlar milli takım formasını giydiğinde daha hızlı koşsunlar, daha iyi oynasınlar diye dua ediyorsun. Tezahürat yapıyorsun. Adam milli formayı çıkartıp kendi takımına dönünce anasına bacısına söylüyorsun. A**lar öyle fanatikliği kusura bakmayın yani. Fanatik olacaksanız Türk milli takımının fanatiği olun. Ben de ne büyümüşüm gerçekten. Kimse kızmasın diye sonunu böyle bir cümleyle bitirdim ya. Bu duyar kasacağım. Futbol denilince eskiden takımların saygısı vardı birbirine ki bu normal. Şimdi de bazı takımların var ama eskiden taraftarların da birbirine saygısı vardı. Koskoca statlarda yapılan tezahürat şuydu. Ya 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 şa 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 bizim takım çok yaşa. Bu kadar iyi niyetli bir tezahürat olabilir miyim? Dur lan dur duyar. Bak yapalım onu. Ya 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 şa 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 bizim takım çok yaşa. Şimdi böyle mi abi? Şimdi ettiğimiz tezahüratta dahi saygısızlık var. Şimdi ne yapıyorlar? Ekinler dize kadar. Acı gelince kadar. Sana bir şey göstereceğim. Fasıklar dize kadar. Alınıyor alamazsın. Sen de biçim elin dağılsın. Hangisi daha güzel Allah aşkına? Tamam. Yapma! Dur! Sarı, mavi, yeşil, meşil fark etmez. Ne kadar tatlı değil miydi ya? Yürüyoruz aynı yolda biz. Futbol şiddetlidir, futbol oligarlıktır. Futbol adam bıçak damaktır. O zaman... Pinç her zaman zor. Ulan ne şikayet ediyorsun ambaş? Bu kadar ünlü oldun, bu kadar para kazandın. Hala oturmuşsun orada. Yok pinç böyle, yok şu şöyle. Şikayet ediyorsun y**rak diyecek bir sürü izleyici vardır. İnşallah yoktur. Ama yani bak burada bir sürü göz size bakıyor. Ne anlatacak bu yavşak diye. Normalde televizyonda yapılan talk show'larda öncesinde oturulur bir matematik yapılır. Denir ki bak bunu konuşacağız, şunu yapacağız, şurada şunlar olacak. Bunlar. Biz bir giriyoruz buraya lap lıps lap lıps gidiyoruz. Bu kadar göz bana bakarken benim bir şey anlatmaya çalışmam çok zor. Bu arada yalnızca kameranın arkasında oturan arkadaşlarım değil. O merceğin ardında bizi izleyen milyonlarca insan var abi. Geriliyorsun ama bugün ayrı bir geriliyorum. Çünkü yeni yüzler var kameranın arkasında. Beni şöyle bir şey izliyor bak şu an. Temel içgüdü. Bu nedir lan? Ben kaç senedir bekarım burada anlatıyorum. Hiç mi izlemedin Pinch Pro? Kapat şunu ya. Allah Allah ya. Nerede eski Pinch programları anasını satayım? Bir sürü at yağır öyle çekiyordum. O ne diyor ya geldik bozulduk vallahi bak. Babala TV'de olaylar yapıyordum Pinch başlamadan evvel. Orada biz 20 at çekiyorduk olaylar programını. Ne zaman O ne diyor ya geldik? Kadınlar kızlar. Lan şurada kendimiz salya sümük bir şey anlatacağız. Güleceğiz. Tam da helle yaparken. Ben de insanım canım. Allah Allah. Tam böyle sana bir şey anlatırken böyle... Neyse o araları keseriz artık. Tamam tamam. Bir şey söyleyeceğim, çalışmıyorsa itin ya. Bu nasıl bir gülme sesi ya? Neyse, ne diyorlar? Nerede o eski pinç programları? Bu nerede o eski lafı? Son dönemlerde yine YouTube'da nostalji videoları çok fazla izlenmeye başlandı. Vay be, hatırlıyor musun? Oha, vay be, oha. Neden bu kadar ilgi görür biliyor musunuz retro? Genel olarak zaten ilgi çekicidir. Yani 1970'lerde İstanbul'da geçen bir görüntü gördüğünüz zaman filmde vay be 70'lerde görüyor musun? Bomboş bir şey İstanbul diyoruz. Onun tadı bambaşkadır ve ilgi görür. Ama bu dönem biz nostaljiye bağımlı olduk. Instagram'da bakıyorum ana sayfalara. Yok eski gazoz paylaşıyor birisi. Bir arkadaşım eski bir replik paylaşıyor. Falan filan. Bu artık geçmişe gösterilen ilginin bize belgesel olarak aa İstanbul nasılmış, ne olmuş durumundan bir tık hatta 5-6 tık öteye geçti. Bunun sebebi ne biliyor musun? Çok mutsuz
Bugünümüzden aşırı mutsuzuz ve yarınımızla ilgili hiçbir planımız yok. Yani planımız çok da ümidimiz yok. Yaşanan olaylar bizi geleceğe dair hayal kurmaktan geçmişe saplanıp kalmaya itti. Biz aslında bu yüzden şu anda nostaljiye bu kadar önem veriyoruz. Çok üzücü değil mi lan? Elimizde yarınımız yok artık. Ki bugünümüzden de mutsuzuz. O zaman nereye gidiyorsun? Düne gidiyorsun. Sen kafanda 90'lar partisine gidip Emel dinlemeyi çok seviyorsun gibi gözükebilir ama bu bilinçaltımıza kodlanmış bir durum aslında. Birçok insan bana lan diyebilir. Ananı bu nasıl program ya? Birçok insan bana lan diyebilir. Vallahi bak diyebilir. Çok kötü bir şey bu. Size de desinler. Bunlar da ne oldu ya, ben ne yaptım? Ne anlatıyorum şu an? Ama gerçekten öyle, biliyor musunuz? Hani geçmişe verdiğiniz tepkilerin içinizde uyandırdığı cız var ya, tam olarak nostaljinin ilginç gelmesinden değil, mutsuz olmanızdan. Mutsuz olduğunu kabul eden, bunun üzerine edebiyat yapan çok var da, mutsuz olduğunun farkında olmayanlara ben sesleneyim. Onlar bayağı tehlikeli. Halının altına silkeleyenler onlar. Geçmiş yalnızca nostaljik öğelerden değil, geçmişte yaşadığınız hikayelerden de oluşur. Bu da sizi saplantılı bir manyak yapar. O kadar da takılmayın geçmişe. Mutlu olabilmenizi ben sağlayamam. Siz denersiniz. Emin olun, mutlu olmak için mutlu gözükürsünüz ama siz de mutlu olamazsınız. Yine de ne yapabiliriz biliyor musunuz? Pozitif olabiliriz. Sabah uyandığımızda lanet etmeyelim dünyaya. Ya da biriyle kavga ettiğimiz zaman onun hak ettiği cümle şuysa biz ona şu cümleyi kurmayalım. Birazcık pozitif olalım ya. Ne olacak a**eyim? Bunu harekete de dökebilirsiniz. Mesela ne bileyim, beğenmiyorsunuz, nefret ediyorsunuz belki Pinch programından ama pozitif bir like'a basın ya. Bırakın geçmişte olanları. Bu kadar geçmişe söv, sonra parti şöyle bitir. Geç. Aha bir dakika. Oğlum niye kendi aranızda sohbet ediyorsunuz lan? Böyle bir disiplin içerisinde bir program bu. Sizin üçünüzün program yapması, sonra Acun abinin kanalında yayınlanması, Acun abinin o programa sahip çıkması ve programda 2000 pizza söylemesi doğal olarak insanların kafasında şöyle bir şey yarattı. Ya bu adamlar zaten çok güzel hareketlerde ayrı ayrı yeteneklerini sergiliyorlardı. Bir tanesi yazar. Sen bayağı yazarsın yani. Bursa'da yazıyordun, mizah dergilerine yazıyordun. Sen o altyapıdan geliyorsun. Evet. Yani yazıp mizahı bir matematik haline getirip uygulayan insanlardansın. O yüzden seni ayrıca tebrik ediyorum. İşte bir de alkış istiyorum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Oğuzhan mesela, Oğuzhan Koç şarkı yazıyor, beste yapıyor. Bu bir yaratımdır. Bu yaratım üzerine adamın sempatik duruşu ve oyunculuğunun iyi olması onun ne kadar aslında onlardan ayrı tek başına değerli bir iş yaptığını gösterir. Buradan Oğuzhan Koç'a da bir alkış aldık. Bravo. Bir de eser var. Evet. Her bir eser var. Eserde televizyondaki duruşuyla Acun abinin onunla ilgili söylediği bir şey vardı. O ses programına çıkıp seyirciyi ele alması Acun abinin çok hoşuna gitmişti. Bu kameralara yansımıştı aslında ve Acun abinin lafıyla da pekişmişti. Demişti ki eser zaten o seste kendini kanıtladı demişti. Orada biz zaten Acun abinin eserin televizyonculuğuna yönelik yatırımlar yapacağını tahmin etmiştik. Evet. Adam tutayım da düşüyor muydu? Bir yarışma programı yapmıştı ya. Düşüyor. Adamı orada görünce tabii ki evvelinde çok güzel hareketlerini de çıkıp smokiniyle sunması onun bir televizyoncu olduğunun ufaktan kanıtıydı ama kendi başına yaptığı yarışma programında da yarışma programı formatı dışında insanları eğlendirebilmesi, konuları değiştirebilmesi onun ne kadar iyi bir televizyoncu olduğunu gösterdi. Buradan esere de bir alkış alalım. Bravo. Ne güzel yürü. Özü şu. Üç adam diye bir program yaptınız. Evet. Çok eski arkadaşsınız. Aynı evlerde yaşadınız. Evet. Dostluğunuz var. Bu yine de sizi üç kişi olarak bir arada değerlendirmemize sebep değil. Evet, gerçekten. Çünkü şey durumu oldu yani. Üç adam meselesi başta güzel bir enerjiyle girdik. Başladık falan, ilk iki yıl öyle gitti. Bir süre sonra böyle biz de çok amatör yapmaya devam edince, konukları konuşturmayınca, herkesin her lafını laf atlayınca. Onu bana da diyorlar. Genelde de sonunda iş şeye girdi yani. Bir yerden sonra bunlar üç ya gibi bir yüz ifade. Şu an durum ona döndü. Biz de yorulduk. Sonra seyir de yoruldu. Bir de üçümüz ayrı ayrı da zaten demin anlattığın gibi çok da güzel şeyler söyledin. Üçümüz de ayrı ayrı şeyler yapabildiğimiz zaten bildiğimizden. Ya dedik ya bir ayrılalım, bir dağılalım ya. Nasıl olsa bu üç adam dediğimiz şey bir menfaat birlikteliği değil zaten bizim arkadaşlığımızda. Sonra hemen zaten işte Eser Talk Show'a başlıyor. Oğuz zaten durumu belli. Konserleri, Düzce'de halk konseri. Vallahi en iyilerini hak ediyor. Demek öyle ya. Ben Harbiye'de konser yapayım dedim. Kimse gelmedi. İptal et. Gerçekten mi? Valla öyle şeyler olabiliyor. O yüzden Oğuzhan'ı tebrik ediyorum. Madison Square Garden'larda çık inşallah. Oğuzhan İnşallah. Kardeşim. Siz çok çakışıyorsunuz ama değil mi? Evet abi. Google'a, YouTube'a o yazıyorum Oğuzhan Koç. Altında böyle Oğuzhan Uğur yazıyor böyle deliriyorum. Sen de şöyle bir dürtü olmuyor mu? İki tane müthiş dostun var. İkisi de inanılmaz yetenekli. İkisi de çok güzel işler yapıyor ve ikisini de Türkiye tanıyor ve seviyor. Hiç demiyor musun ya ben bu sene yatayım beyler. %20 bana ikiniz de tak tak ayırsanız. Tam bizim yapacağımız şey. Abi niye yapıyorsunuz? Için. Herkes böyle bir çalışıyor zaten. İçi böyle kanlanıyor, hadi bir şey yapalım. Sen de gel bana. Durumu da oluyor. Oluyor. Mesela film yazdım. O filmde mesela Oğuzhan'ın oynayacağı belli değildi. Senaryoyu bitirdim, okuduk. Oğuzhan çok iyi canlandırır oldu. Eser geldi ya Oğuzhan olsun. Ya çok güzel oynar bu. Eser'e Oğuzhan mı söylemiştir acaba onu? Hoppa. Bunu hiç düşünmemiştim. Hayır, bu programı izledikten sonra daha da tribe girecekler işin kötüsü. Oğlum bu İbrahim ne diyor, değişik değişik bir yok bize ayrı ayrı. Şimdi kimseyi ürkütmeyelim. Sonuçta biliyoruz ki en yetenekliniz İbrahim. Buna bir alkış istiyorum.
Bunun altını çizelim mi? Biz burada hep müthiş, inanılmaz, muazzur, yetenekli insanları konuk ettik. İşte bu. Neden üçünü bir arada da getirmedik de sadece İbrahim geldi? Çünkü en yeteneklisi o. İbrahim burada konuğumuz! Dijital platforma bir şey yapmayı düşünüyorum. Bir iki bir şey var kafamda ama daha tam netleşmedim. Biraz da şey var abi, yani bu filmden sonra başka bir film yapacağım. Yol Arkadaşım'ın devamı olmayacak. Yeni bir film var kafamda, onun da senaryosuna çalışmam lazım. O yüzden ikisini de yürütebileceğim bir o rahatlıkta bir şey olması lazım. Mesela, senaryo yazarken vertigo oldum. Bilmeyen için söyleyeyim, hani iç kulak dengesinde bir sorun oluyor ve sürekli dünya başım dönüyor. Dünya dönüyor, dünya evet. Dönüyor kristaller yani. Kristaller oynuyor. Baya böyle boyunlukla geziyorum, böyle sırlaştırılmış kedi gibi böyle. Yalamayayım kendimi diye böyle koydular, böyle 3 ay öyle gezdim. Yani ufacık bir şey girdiği anda bile çok sekteye yoruyor. İşin içinde birebir olma arzusu bizde sanırım senin ve benim gibi yazan adamlarda vazgeçilmez bir durum. Adam anlattı, nasıl imrendim ya şu an. Oturup yazıp onu beyaz perdede görmek çok büyük. Benim mesela ilk sinema filmi, oturdum yazdım ve onu ilk beyaz perdede gördüğüm zaman dedim ki keşke paramız olsaymış da yazdığımı çekebilseymişiz. Senaryo bu kadar komik olabilir mi ya? Ama çektiğim film bok. IMDb 1.1. Çok fena ya. Senin aileden durum nedir şu andaki konuya? Mesela sana şey diyorlar mı? Ya oğlum sen bunlardan daha yeteneklisin. Şu ayrıl, kop gel bunlardan. Ya bu olsan daha mı fazla para alıyor senden? Bak oğlum doğru söyle. Gibi bir şey olmuyor. Ailelerde pek olmuyor. Tam tersi şöyle bir durum var. Mesela babam bana geçen geldi, şey dedim mesela. Senin niye yok ya bu filmde dedi. Baba dedim işte yani senaryo gereği. Ya koyaydın yani, ne var ki bir tane var. Öyle bir şey değil ki bu dedim, ama film bu yani. Öyle bir sevgi var bizim ailelerde birbirimize karşı, ama çevrede oldu. Televizyon son zamanlarda biraz oynak gidiyor biliyorsun. Evet. Bunun da bir etkisi var mı? Çünkü senin eski yazdığın skeçleri de biliyoruz, izliyoruz, çok gülüyoruz, ama son dönemde biraz yargılayan insanların sesi daha fazla çıkıyor. Evet. Bu birazcık etken mi, yoksa daha mı rahat hissedeceksin? Kesinlikle yani? Etken. Çok Güzel Hareketler döneminde skeçlere baktığında ya şu anda mesela bence %90'ını yapamayız. Bizim skeçlerimizin mesela tekrarları yayınlanıyor. Bazen sabaha karşı yayınlanıyor böyle hala kanallarda. Bazı skeci mesela başlıyor, bitiriyorlar skeci böyle. Öyle kesmiş yani. Ben çıkıp alkış alıyorum ve bitiyor böyle. Haydi iyi görüşürüz diye. Manış Baba bölümü gibi. Ana partın içine yalnızca şarkı söylediği bölüm atmışım. Şöyle düşün. Manış Baba konuğumuzdu diyorum. Öyle bitti. Kart geçiyor. Ağzıma sıçtılar. Ben rica ediyorum, bu programın bir yerine bir Manış Baba sok çıkar bence. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Buraya Manış Baba'yı koyalım. Bak bir dakika koyalım mı? Evet. Bir dakikalık saygı duruşu Manış Baba için. Çok güzel bir tarzın var. Saçların desen böyle ele avuca sığmaz bir model. Nasıl attın kendini bu piyasaya da insanlara bu yakışıklılıkla böyle hitap ettin? Şarkılarla mı sadece, yoksa inanıyor musun senin fiziksel özelliklerinin de bu popülaritene etkin olduğuna? Çok inanmıyorum. Neden? Bak burada bir sürü kadın var. Bu adam çok yakışıklı bir adam değil mi ya sizce? Benim çalışanlar olduğu için. Peki ben? Alkışın nasıl kesilir gördün mü? Sahte alkış böyle oluyor işte. Neden bu doku? Neden bu eskiye yöneliş? Senin bu giriş şeklinden şu an çok hoşlandım. Konuya, mevzulara falan. Eyvallah. Bir anda böyle kayıt falan mevzulara girince böyle etkilendim açıkçası. Çünkü başından beri ben hala birisi bana şey bir demesini bekliyorum ya. Kayıttayız falan yani. Benim tek amacım var. Yaşamın geliş ya da gidiş aşaması tamamen böyle bitme üzerine ya da tükenme üzerineyken aslında hep böyle hatıralarla birlikte yaşayıp ona sahip çıkıp böyle geleceğe dair bir şeyler bırakma hevesinde bir adamın. Bunun çabası ve telaşı içerisinde. Üniversite bahçesinde ideallerini sorduğum bir genç gibisin. Orada bu seyirciye zaten oynamak mı? Hayır. Emin misin? Yani bir seyirciye oynama durumun yok mu? Yok, öyle bir şey telaş içerisinde değilim ben bu hocam ya. Yok, ben eminim. Öyle olmadığına eminim, ama sonuç olarak ben burada bir iletkenim. Sana soracağım, evet, ki sen cevap vereceksin. Benim üzerimden izleyiciler anlayacak. Ya ben uzun sene Çingene müzikleriyle ilgilendim. İşte romanlarla ilgilendim ve işte müzikleriyle ilgilendim. Arap müzikleriyle ilgilendim. Doğudaki Mezopotamya kültürüyle ilgilendim. Ermeni müzikleriyle ilgilendim. Ege, Trakya, bunların hepsiyle ilgilendiğim için bir şekilde paylaşmak istiyorum. Renkler çok farklı gözükse de ortada buluşabildiğimiz öyle güzel bir melodi dili var ki Van'daki türküyü biz İzmir'de keyifle dinleyebiliyoruz. Sen de aslında sanırım tam olarak bunun rüzgarıyla hareket ediyorsun. Evet, rüzgar seni nereye götürürse gibi. Antalya'da yaşadın bir dönem. 20 sene Antalya'da yaşadım. 20 sene yaşadın hem de. Son işte 2,5 senedir de İstanbul'dayım. Demek ki sen kale içinde köşelerde oturup gizli bahçede takılıp sonrasında dıbara gidip kafa sallayıp 8 yıl kale içinde çalıştım ben. Nerede? Geçmişini unutma. Badem altı, Simurg, Filika, Tudors. Kale içine buradan selamlar Antalya'ya. Bu arada benim teyzem, annem seni çok seviyor biliyor musun? Evet, selam söyle bana. Bahçesine buradan da selam söyle. Kamera var yani. Sen de söyleyebilirsin. Selamlar. Gitmiştir herkes. Kimse yok şaka efendim. Manış Baba gerçekten müthiş. Peki Manış Baba'dan neden ayrıldık İsmail? Sen dijitalde iş yapabiliyorsun. Televizyonda iş yapıyorsun. Beyaz perdede işin var. Benim dijitalde işim var. Televizyonda da işim var. Sinema filmi de çekiyorum. Bir tarafta seni savunsun mesela, değil mi? Yok. İnternette iş yapıyorsun. İnternetten de saldırıyorlar. Televizyondan da saldırıyorlar. Televizyonda iş yapıyorsun. İnternetten de saldırıyorlar. Televizyondan da saldırıyorlar. Ne bok yiyeceğiz ya? Ya aslında şu. Öyle bir dönemin meşhuruyuz ki yani 90'larda artık şu anda duayen olmuş komedyenler, sanatçılar var. Başarmış olmanın verdiği bir saygınlık var. Onları da ısırıyor herkes.
herkes ama o kadar diş geçiremiyor çünkü onlar zaten başarmışlar. Bu dönemin meşhuru zaten bu döneme doğduğu için biz hani 90'larda şöyle bir durum vardı. Televoli açardık, ağzımızın suyu aka aka o arabayı almış, o mankenle berabermiş, böyle mal gibi izlerdik. Ama şimdi öyle bir durum yok ya. Şimdi bir adam herhangi bir yerde direkt sana dokunabildiği için şu an artık bence öyle bir meşhurluk dönemi kalmadı yani. Şu an ki meşhurun hepsi artık o dayağı hazır olmak zorunda. Biri çok seviyor, biri diyor ki nefret ediyorum falan. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Cem Yılmaz'ı komik bulmuyorum diyen adam var ya. Evet. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Mesela 1000 tane pozitif yorum geliyor. Hiçbirinin girip profiline bakmıyorsun. İşte negatif aslında orada kazanıyor zaten. Böyle cevap vermemiş işte yani. Anana anana. Deşarj yöntemi var mesela. Küfür yazıyorum sonra siliyorum. Eser nasıl patladı ya? Eser harbiden çok misafirperver bir adam. O olayda harbiden o gözüktüğü gibi mesela. Biliyorum. Değil, öyle bir yere geldi ki iş böyle. Adam hani sanki kendi evinin bodrumunda hani ünlüleri çiftleştiriyor da yavrularını satıyor gibi bir durum oldu yani. Ama buna hemen bir cevap vereyim. Atıyorum, magazine bağlanayım, bilmem ne falan gibi bir duyguya da hiçbir zaman girmediği için. Onun girmediğini gördükçe daha çok saldırırlar. Şimdi genelde böyle şeyler oluyor. Yayın yasağı koyduruyor. Kendini çekip böyle var ya ünlüler. Koyuyor kamerayı. Bana kimse bilmem ne falan diye. Öyle bir dünyaya da girmedi. Girmedikçe de konuyu çok büyüttüler o zaman. İşte alakasız bir şekilde büyüdü yani. Dediğim gibi ya, şu an bile evindedir. Gitse kapısını çalsak bu ekip. Aa ne yapıyorsunuz diyor. Niye geldiniz demez yani. Gelirsin, oturursun. Yersin, içersin, muhabbet edersin, gidersin. Biraz onun dezavantajını yaşadı diyelim. Herkes her yanına giriyor ki yani. Hani elini niye ağzında tutuyor mesela deyip ona sallıyor. Evet ya. Bilmem ne yapar. Önünde 2 tane kahve kupası vardı. Onların içinde ne var falan. Çay mı var bilmem ne. Her şeyi dikkat edin derken sen olmaktan çıkıyorsun. Okuduğun yorumlarda mantıklı bulduğun şeyler olmuyor mu? Elbette olur. Ulan diyorsun adam ne kadar güzel bir şey söylemiş. Mesela bir şey söylüyor. Aa ne güzel. Ne kadar güzel bir eleştiri diyorsun. Ama bunu mesela ayıklaman için anan ağlıyor. Küfürden kıyametten küfür edenler sonra birbirlerine de küfür etmeye başlıyorlar. Yani eleştiri olur ya. Sıkıntı yok yani. Küfür olmasın. Küfür çok canımı sıkıyor benim. Benim ya. Koyduklarım ya diyor. Delirmiyor abi. Sen kime küfür ediyorsun? Ya bu ne? Konuma demiyorum. Ver adres ver abi. Eser çünkü abi çalışmıyor. Ya çalışmıyor sonra da şey diyor. Konunun yanına dönüyor. İbo sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ulan hiçbir şey düşünmüyorum yani. Allah Allah. Sonra da ben konuşunca da konu en çok bölüyorsun. Ne her yer yerli yersiz giriyorsun. Öyle dediler mi gerçekten ya? Dediler. Bak bunu diyenlerin bir önemi yok ama küfür eden bak. Küfür etmeyin. Küfür etmeden de bir insan nasıl eleştirir? Ama çok küfür etmeyin dedikçe şu anda klavyedeki adam var. Şu an şey oldu ya. Video bitse de şuna bir yazsam böyle. Burada böyle duyar kasıyorum. Arkadaşlar eleştirebilirsiniz ama lütfen küfür etmeyin diyorum falan ya. Ben bir kere O Ses izledim bizim ekiple. Bak herkesin iç yüzü, gerçek yüzü ortaya çıktı ya. Ulan bu O Ses denilen program ses yarışması yani. Çıkacaksın, şarkı söyleyeceksin. Biz sesinin tonundan, tınısından etkileneceğiz. Niye dönmedi jüri onu tartışabilirsin en fazla. Abi bütün ekip izliyoruz. Böyleyiz bak. Daha adam hayatını anlat. Arka tarafta böyle işte merhabalar, evet Denizli'de bir kafede çıkıyorum, müzik benim hayatım, bakın kolumdaki dövmede de görmüş olduğunuz gibi müzik is my life. Şöyle dinliyoruz adamın hikayesini. Bu söyleyemez la, önce bu başlıyor, bundan o ses çıkmaz moruk. Hadi onu geçtim, çıkıyor tık 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 geceler yar yar. Evet, tipe bak, ayak bilekleri kalın. Biz zaten genel olarak böyle piçlermişiz. Evet. Bir de bunu yapan insanlara bok atıyormuşuz anasını satayım. Saydırıyoruz kadına, adama, böyle çıkana, daha şarkıyı dinlememişiz bile. Bir de onların yazık şey var ya, kimse dönmeyince bir son hamleleri var ya O Ses'teki. Evet. Geceler ya ya. Ve sonra öyle bitiriyorlar, belki bir döner diye falan filan. Bir baktık ki ses dışında her şeyi eleştiriyoruz. Lan bunu ben evde yapıyorum. Sonra geliyorum buraya, masanın başına oturdum, ışıklar yakılıyor, kamera kayda giriyor ve diyorum ki kameraya dön. Arkadaşlar küfür etmeyin, eleştiri yapabilirsiniz diyorum. Ben ne yalancı bir piçmişim şu an anladım ya. Şu anda büyük bir küfrü hak ettim mi düşünüyorum ben. İstek yapabiliyor muyuz? Bayrampaşa'dan Cevdet Oğuzhan Uğur'a gelsin. Benim kadar hatta benden çok daha fazla vır 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 konuşan bir adam konuğumuz oldu. İbrahim Yuka konuğumuz! Teşekkür ederim, sağ ol. Bu arada küfür falan yazmayın. 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 O kadar da değil ya. Bunun şakası yok. Ama küfür yazmayın. Yok. Lütfen. Küfür daha çok kalıyor. İçimizde oturuyor bir de. Sildiriz ya. YouTube. Ha, evet. Furkan var. Furkan o ne diyor? Yeni filmde var mı bana rol? Benim için şeref gelin, olur ya. Ne estağfurullah ne şeref abi. Kenardan yürürüm bir şey yaparım. Bartu çok güzel bir iş yaptı. Bu çok güzel. Ben izledin mi onu? İzledim, çok güzel. İlk bölümde ben de konuk oyuncu oldum. Bartu'ya da çok, çok güzel selamlar. Vallahi. Bartu ben. Valla izleyin, tavsiye ederim. Çünkü gerçekten hem süre olarak yarım saat. Çok güzel. Tak 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 akıyor ve espriler televizyondaki o duvarların çok dışında. Bir de bizim dünyamızı çok güzel anlatan. Evet ya çok çok güzel. Ben Bartu'dan aldım Blue TV'nin şifresini, izledim. Ne yapayım olarak? Bir bölümde beni 10 dakika oynatmış orada ama gidip abone mi olayım diyeceğim. Yok şaka yapıyorum gerçekten. İzleyin yani. Harika. Ne yapalım, şeye gidelim mi, Labum'a? Ha hadi. Ünlüler de hep oraya gidiyor ya. Sevgiler. Bay bay. Öptük.
Mandanın pili bittiğinde gidip yeni pil almak yerine niye onu böyle ısırıp ısırıp daha bir iki haftadan kullanmaya çalışıyoruz? Kumandanın pili bittiğinde neden onu ısırıp ısırıp bir daha kullanmaya çalışıyoruz da gidip yeni pil almıyoruz? Evet. Bunu niye sordun ki bana şu an? Düşün ki eskiden kumanda yok. Kalkıyorsun yerinden, çıt diye basıyorsun kanala, tekrar geri dönüyorsun koltuğuna. Bu mesai gibi gözükmeyebilirsin ama mesaidir. Donunla evde o sıra sıça oturup televizyon izliyorsan bu bir mesaidir. Şimdi kumanda bizden bu mesaiyi aldı. Ne yaptı? Hayatımızı kolaylaştırdı. Düşün ki koltuğun diğer tarafındaysa kumanda, neyse bunu izleyeyim deyip izlemeye de devam edebiliyorsun. Oturup izlediğin şeyi. Kumandanın pili bitti. Kumanda sana neyi kazandırdı? Şunu. Çıt. Anında. Tak. Hız. Şimdi sana hız kazandırmış bir şey için sen kalkıp da o boxer'ın üzerine pantolon giyip ayakkabılarını bağlayıp param neredeydi? Evin anahtarı neredeydi? Telefonumu da alayım da ne olur ne olmazdı. Asansörü bekleyeceksin. Asansörle aşağı ineceksin. Oradan markete yürüyeceksin. Pili soracaksın. Alacaksın. Geri döneceksin. Kanalı değiştireceksin. İzlediğin hangi şey buna değer? Değmedi. İki haftadır ısırıyorum. Buzdolabına koy, buzdolabına. Öyle bir şey de vardı değil mi? Ulan çıkarken alalım. Oğlum hatırlatsanız adam a**eyim. Lan ben üniversite 3. sınıfa kadar televizyon izleyemedim. Anten almayı unuttuğum için. Her seferinde eve geliyorum, evde aklıma geliyor. Püf. Var mı başka sıkıntısı olan evde? Elektronik eşyalarla falan anlatayım hemen. Vallahi ne oldu lan şu anda? Evdeki gereçler programına hoş geldiniz. Aa, çok enteresan soruyorlar gerçekten. Sor bakayım. Ampul patladı. Ampul patladı. Dolayısıyla gece karanlıkta mutfakta yürümek zorunda kalıyorum ama gidip de hala almış değilim. Ampul patlak, mutfağa yürümek için karanlıkta yürüyorsun. Kaç gecedir bunu yaşıyorsun? 3 aydır. 3 aydır her gece bunu yaşıyor musun? Bak 3 aydır her gece mutfağa gidip ne yapıyor acaba? Sonra bir de askeri almadılar abi. Ya bak ya. Oğlum gece yemek yeme lan. Ampul almayı bırak yemek yeme Senin sorun ne abi? Şampuan bitince su koyuyorsun, çalkalıyorsun. Onu ben de yapıyorum. Oğlum beni bu yüzden kız arkadaşım terk etti ya. Neden? Şimdi romantik arkadaşlar da izliyordur. Aramızda da vardır emin romantik. Kadınla erkeğin yakınlaşması yalnızca yatakta falan olmuyor. Bazen ben filmlerden gördüm bu arada. Duş falan fanteziler yapanlar var. Ben bir gün duştayım. Ve gerçekten Türkçe çok garip bir dil çünkü duşta bir adamın kaymak için kaymamaya çalıştığını düşünün. Bir anda Merlin Manson olabilirsin çünkü anladın mı? Kendi ağzına... Neyse duştayız. Duştayım. Baktım. Bitmiş. Bitmiş bu. Doldurdum suyu. Ne var yani? Ne var yani? Bu benim sorumsuz bir erkek ve evlenilemeyecek bir erkek olduğumu gösteriyormuş. Psikolog var bak aramızda. Bu doğru bir tespit mi? Her şeyi çok fazla tükettiğin anlamına geliyor. Bu arada bu duyduğunuz ses bir kadına ait. Yani kız beni haklı bir sebepten mi terk etmiş? Hayır. Gerizekalı. Ben bir şey anlatayım da gidelim hadi. Vallahi çok işim de geldi. Aa tuşa da kendi basıyor artık. Ya da yapmadığım iş değil. Daha önce sen de yani. Bitti mi? Her part öncesi kameranın arkasındaki arkadaşların birbirleriyle şakalaşmalarını dinleriz. Berk'i hiç kimse güldüremez, yaptığı işten saptıramaz. Berk bu işi ciddiye alıyor. Neden? Çünkü Beze Berk! Başla bakalım Beze Berk. Oturuyor da bir ağza da oturuyor. De bakayım. Beze Berk. Evet Berk bildiğiniz gibi her hafta bize gündemden haberler verecek. Bu sefer eminim gündemi sarsacak haberlerle bizlerlesindir Beze Berk. Bana ne bakıyorsun lan? 6000 yılından geliyorum. Size söyleyeceklerim var. Finlandiya Ulusal Bilim Laboratuvarı için çalıştığını söyleyen Chloe isimli kadın zamanda yolculuk yaptığını... Ne? Kadının adını ben tam anlayamadım. Chloe isimli kadın... Serdar Ortaç'ın karısı değil mi? Chloe isimli kadın zamanda yolculuk yaptığını belirtti ve 6000 yılından geldiğini iddia etti. Kime? Chloe, insanların, dinozorlar ve nesli tükenen diğer canlıların gelecekte tekrar geri geleceğine dikkat çekti. 4529 yılında bu hayvanlar geri gelecek iddiasında bulundu ve ekledi. Çok sayıda insanı geleceğe gönderiyorum. Ve? Sıradaki haberimiz... Dur koyayım bir dakika ya! Chloe. Chloe. Klorül. Neydi kadın? Chloe. Ne? Chloe. Ne? Chloe. Ne? Chloe. Ya bir tane kadın var 6000 yılından geliyor günümüze ve diyor ki isteyeni götüreyim benimle beraber 6000 yılına. Ve yaptığı tek açıklama dinozorlar yok oldu falan filan oldu ama bunların hepsi geri gelecek 4500 yılında. Ayrıca bir de yanında bitki getirmiş kuleye. Bu bitki de... Bitki? Bu bitkinin üzerinde incelemeler ise devam ediyor. Yani düşünürsek şemsiyeyi İngiltere'de ilk kez bulan adam ki şemsiye diye bir şey yoktu dünyada güneşlik vardı tül. Adam şemsiyeyi bulmuş herkes ona deli diye bakmış. Kaşak geçmişler. Ama düşünsene bugün atasözü bile var. O yüzden ben Klorül ablayla taşak geçmek istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Evet sıradaki haber. Sıradaki haberimiz yine gelecekten. 2045 yılından geldiğini iddia eden adam ortaya çıktı ve buna kanıt olarak da bir video paylaştı. 2045 yılından mı gelmiş? Evet. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam geldiği yılda yapay zekanın küresel hükümetleri yönettiğini ve o tarihlerde devletlerin olmadığını ileri sürdü. Matrix izlemiş. Zaman yolcusuna göre zaman makinesi teknolojisi 2028 yılında insanlığa açıklanacak. Cep telefonundaki videoda ise uçan arabalar ve mega kentler vardı. Böyle bir video var mı? Var. Niye inanmıyoruz adama peki?
Oğlum sen videoyu izledin mi? Hayır. İzleyen var mı? Videonun olduğunu nereden biliyorsun? 2045 yılından gelmiş adam. Hürmet ettin yani adam. Evet, sıradaki habere geçelim. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi sorusuna doğru yanıt alamadı. YouTube kanalı Tarih Tarih'in yaptığı sokak röportajında sorulan Cumhuriyet ne zaman ilan edildi sorusuna yoğunlukla yanlış cevap verildi. İnsanlar ya ayını, ya gününü, ya da yılını yanlış söylediler. Oğlum adam ezanı Türkçe zannediyor lan. Videoyu izledin mi? Bir hafta boyunca telefonu elden bırakmayınca parmakları kullanılamaz hale geldi. Müdahale etmeyin çocuğa. Çin'de yaşayan bir kadın... Dur, parmağına ne olmuş? Bugün parmaktan Çin'e geçti ya. Ha, Çin'deki kadının mı parmakları iflas etmiş? Çin'de yaşayan bir kadın bir haftalık tatil süresi boyunca telefonu elinden düşürmeyince parmaklarını kullanamaz hale getirdi. Peki parmakları kullanılmayınca telefon düştü mü elinden? Doktora giden kadın tedavinin ardından tekrar sağlıklı parmaklarına kavuşacağı belirtildi. Bir yerde başladı ama habere. Nereye gitti? Evet. Ünlü oyuncu Charles Teron açıkladı. Sahtekar sendromuna yakalandım. Yeni bir projeye başladığımda aman tanrım kovulacağım, rezalet bir aktrist olduğum ortaya çıkacak ve tamamen bir yalandan ibaret olduğum anlaşılacak sendromuna kapıldığını açıkladı. Imposter yani sahtekar sendromu genellikle bireylere kazandıkları başarıları hak etmediklerini, geldikleri yere başarı zeka ile değil şans eseri geldiğini hissettiriyormuş. Benim problemi buldum. Imposter yani sahtekar sendromu. Sende oluyor mu böyle bir şey? Instagram'da hesabınız mı var? Bayağı tadını çıkartıyor şu an, farkında mısınız? Instagram'da hesabınız mı var? Ama güzel fotoğraflar çekebileceğiniz bir ev yok mu? Bu haber size. Amerika'da New York'un Manhattan kentinde popüler Soho mahallesinde... Manhattan kenti ne lan? Mardin'in Kızıltepe ilçesinden bahsediyorsun. Manhattan'da. Manhattan bölgesinin popüler Soho mahallesinde bir apartman dairesi Instagram fotoğrafları için en mükemmel şekilde dekorasyon edildi ve halka açıldı. Dairenin aylık kirası ise $15,000. Sıra son habere geldi. Ünlü şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'ın kendisine fiziki şiddet uyguladığı iddiası ile şikayette bulundu. Fiziki şiddet gördüğünü iddia eden Sıla 3 ay koruma kararı aldırdı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum dedi. Gündemi çok sarsıldı şimdi Ahmet Kural'la Sıla'nın mevzusu ama gündemin bu kadar sarsılması da aslında birazcık enteresan. Yani diyeceksiniz ki ne yani, millet ses çıkartmasın mı böyle bir olaya? Ben şunu soruyorum. İnsanları kişi kişi değerlendirmek çok saçma ve çok yorucudur. Hatta sonu da yoktur. Toplum olarak bizi değerlendirmemiz gerekiyorsa ve bir genelleme yapabiliyorsak şunu soracağım size. Biz 1980'lerde 1990'larda sevgilisini karısını vurduran, döven adamları alkışlamadık mı? Bu adamlar Türkiye'nin en zengin adamları değil mi şu anda? Hepiniz bu adamlara hürmet etmiyor musunuz? Ama o zaman Twitter yoktu. Çok teşekkür ederiz Twitter. Kadınlarımızın da hakkını savunuyorsun, çocuklarımızın da. Hezeberk'e büyük bir alkış alalım. Hezeberk. Konuşurken sana doğru mu konuşacağım? Sen benimle konuş, istersen onlarla konuş, istersen kameraya konuş. Ortam senin. Trabzon konserine gidiyorum, arabayla gidiyorum uçaktan korktuğumda. Ordu'da polis beni durdurdu. Şakacı bir polisti. Dedi ki evraklar dedi falan dedi, ihbar var dedi en son. Allah. Dedim ki ne ihbarı olabilir? Bilgisayar bozuk dedi, karakola gitmemiz lazım. Abi dedim, kurban olduğum dedim, amirim, memur bey. Beni götürdüler abi, karakolda bir eğlence. Hadi fotoğraf çektirelim falan. Meğer beni tuzağa düşürmüşler. Buradan da selamlar. Sonra birlikte Haluk Levent mesaj attı yazıyor. Bunu tabii polisler de gördü. Bir duruyor. Haluk abi cevap versene diyorlar. Sonra sen bu kadar yoğunluğunun arasında ki bir saat sonra Kartal'da konseriniz var. Ona rağmen bütün ekip geldiniz. İnanılmaz bir adam. Neden? Çünkü sözünü tuttu. Geleceğim dedi. Konseri olmasına rağmen geldi. Haluk Levent konuğumuz. Örnek bir ünlü değilsin. Değilim evet. Böyle ünlü olmaz. Sen kendini böyle bir yukarı bir tepenin bir dağın tepesine koyar. Öyle bakar senin bugüne kadar yaptığın işleri zaten biliyoruz. Ekstra bir de konuk olacaksın diye dedim bir bakayım. Bitiremedim. Çevreci tarafın var. İnsanlara yardım ediyorsun. Bir türlü açıklamıyorsun televizyonlarda, prim olsun istemiyorsun. Ben bir ya tane aslında... bağış yaptım. 12 yerde paylaştım ya. Böyle yaşamak seni dışarı karşı savunması bırakmıyor mu? Zamanında çok bıraktı çünkü sosyal medya yoktu. Kendimizi ifade edemiyorduk. Çok sıkıntılar çektiğimiz zaman da oldu. 2 gün önce hatta bunu paylaştım. Yeni çıkan dergilerden bir tanesi. Orada benim fotoğrafımı koymuştu. Birazcık övmüş beni filan işte. Bu asir rockçılardan Haluk Levent. Bir ona baktım. Bir de 2 gün önce bütün orkestrayı toparlayıp bizi düğüne davet eden Bursa Nülüfer konserinden hemen önce engelli bir kardeşimiz. Çok tatlı böyle eşiyle beraber düğüne davet ediyor. Kızlara dedim ki gider miyiz, basar mıyız düğünü, atar mıyız göbeği dedim. Gittik attık, o tweette duruyor. Bir ona baktım. Bir de benim gerdan kıvır Allah böyle çifte telli oynayışıma baktım. Dedim ki herhalde asi kur rockçının son görüntüsü. Hani ben diğer ünlülerle kendimi kıyasladığımda onların kötü işler yaptığını hiç düşünmüyorum. Çok güzel insanlar var aralarında ama belki yönetim biçimleri, belki menajerlik sistemleri onları böyle doğru yönlendirmiyor olabilir. Zaten kendileri hareket etmiyorlar. Artık kendileri belki beste yapan insanlar var. Çok güzel söz yazan insanlar da var ama üretim kısmında çok dolu olan insanlar kendini piyasaya sunma konusunda bayağı bir yetersizler. Sen kendini kendin yönetiyorsun. Şimdi ben çok güzel bir tat buldum. 25 yıldır dolaşıyorum ama belki ilk kez burada söyleyeyim. Hiçbir televizyon röportajında söylediğimi hatırlamıyorum. 25 yıldır Anadolu'da gezmenin verdiği tadı kullan.
anmaya başladım. Abi o kadar keyifli ki. Sokağa çıkıyorsun, gören ya amcanın oğlu zannediyorsun, ya halanın oğlu, ya halanın kızı. Mahalleden Ayşe teyzenin kızı. O kadar sıcaksın ki artık. Sokakta az önce buraya gelirken, abi gel. Abi ne olur bak çekinme. Abi gel. Şimdi bunun tadını aldıktan sonra o mesafeyi koyamıyorsun. Hani işte ne kadar halktan diyor. Halbuki halktan diye bir şey yok. Hepimiz halkız. Sen de halksın, ben de halk, Tarkan da halk. Ya da Michael Jackson da halk. Tarkan halk mı? Hepsi halk. Ya hepimiz halkız. Bu nedenle ben kendimi halktan görmüyorum. Halkın içindeyim zaten. Ayrı bir adam değilim ki. Sadece benim yeteneklerim var. Nedir? Şarkı söylemek. O beni onlardan ayıran tek özellik. Başka bir özelliğim yok ki. Ama bizler popüler kültürün elemanı olduğumuz için halktan üstte görünüyoruz. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Ben sadece şarkı söylüyorum. Bunun faydaları ve zararları da var aslında. Yani şimdi senin gibi samimi davranıp insanlara çok fazla eleştiriye maruz kalmış insan da var. Yani samimiyetin ne bileyim bazen dozu oluyor. Aslında olmaması gerekiyor. Samimiyet çünkü samimiyettir tek başına. Ama bunu belirli dozlarla böyle nitelendiren insanlar var. Diyorlar ki tamam samimi ol. Evet insanları sev git onlarla kucaklaş. Ama bir amaları var yani. Sen de o da yok abi. Acısını çektiğim konserler oldu. Mesela samimi davranıyorsun. Adam bar programı. İçki de var. Böyle sarılıyorsun falan. Yarım saat geçiyor böyle. Haluk. Oy. Biz de gülüyoruz tabii. Evet. Hatta bir tanesini ben konserlerde çok tekrarlıyorum. Mannheim'da bir bardayız. Artık adam o kadar sarılıyor bana. Çok samimisin. Halktansın. Öpüyor bir daha öpüyor. Bir daha öp. Sonra en son böyle yapar. Dön gel diyor bana. Hani yanıma gel. Sen 90'lı yıllarda ünlü oldun ve sonrasında hani 90'lı yıllarda ünlü olan adamlar yeniden iş yapsalar dahi bugün eskisi kadar tutunamadılar. Sosyal medya onları bitirdi çünkü ben şöyle düşünüyorum. Sizi köşe yazarları yazıyordu. Televizyonlara çıktığınız zaman sadece bizi izleyenler olarak kendi aramızda yorum yapıyorduk sizinle ilgili. Konserlerinize geliyorduk falan filan. Sonra sosyal medya bir çıktı abi. Bakıyor adamlar bizimle geçiyormuş Türkiye. Bunu gördüler bir anda ve sonra hazırlıksız yakalandılar yani sosyal medyaya. Sen hazırlıksız da yakalanmadın. Ben her zaman şunu söylerdim. Gazetelerde ve televizyonlarda bize ayrılan süre çok azdı. Bir televizyon kanalına programa davet edilirdik. Gelirdik. 5 kişiyiz böyle. 5 kişiyiz. Sıramız gelsin. Sıra geldiğinde hiç unutmam. 22 yıldır Google'dan ne alışım? 5 üniversite okumuşsun Arif'cim bir daha. Ben derdim ki ya 882.738 kez bu bana soruluyor. Ya bana bir şeyler sorun. Bir şey konuşalım. Tam bir şey söyleyecek. Bir şarkı söylesene dedim. Şimdi kendini ifade edeceğin yer değildi televizyon. Çünkü o kadar kısa ki benim de bir YouTube kanalım olsa o zaman kendimi ifade edebilirdim. YouTube'da yoktu. Sosyal medya çıkınca bizim medyamız oldu. Ben şunu yaşadım. Adana'da konser verirken Haluk'la ben dün akşam Eskişehir'de konser verdi ve Eskişehir'deki konsere geç çıktı. Diyorum ki gazeteye ya ben dün Adana'da konserim vardı. Eskişehir'de vallahi yoktum. daha kötüymüş. Yani bir düzeltin. Adam düzeltmiyor. Nereye gideceksin? Ve herkes onun söylediğine inanıyor. Herkes onun söylediğine inanıyor. Çünkü o dönemler hakikaten şimdi bakıyorum. O dönemler çok acıydı ya bir sanatçı için. Hani arkasında dayısı olmayan denilen kaba bir sıradan bir tabir vardır. Çok acıydı ya. Acı ve ağladığım zamanları hatırlıyorum. Mesela diyor ki Haluk Levent şunu dedi. Nerede dedi? Yok. Cevap da veremiyorsun. Yok diyorum ki arıyorum. Gazeteye kadar gidiyorum. Çiçek falan götürüyorum. Öyle ama eskilerin tamamı bütün sanatçılar yalan desin. Bundan 10 yıl önce bütün magazin müdürlerinin yanına çiçekle gidiyorduk. Baklavayla gidiyorduk. Her türlü gidiyorduk. Ya ne olur ben böyle bir şey demedim. Hani dediysem çıkart ortaya. Ya tamam hallederiz. Ama onu ben dedim diye geçiyordu ve tarih öyle biliyordu. Çıktı mı sosyal medya? Aynen böyle yaptım. Kuşadası konseri 2008 filan. Ben o dönemlerde böyle olayların içindeyim. Hepimizde sıkıntılar oldu. Ben o dönemlerde ekonomik sıkıntılar yaşadım. Çekler filan vesaireler. Rezil oldum ya. Kendim rezil ettim. Ama o dönemde birileriyle kavgalı gibi gösteriyor beni gazete. En son gazetenin adını vermeyeceğim. Ama kapandı o gazete ama çok önemli bir gazeteydi. Gazetenin 3. sayfasında bak şimdi. Ben statta konserini verdim. Yanımda Adem Sungurtekin ve Nesih Yavuz diye iki arkadaşım var. Onlarla balık yemeye gideceğim. Onlara dedim ki ya burada güvenlik pek yok. Stattayız. Yanımda olun. Konser biter bitmez. Stat ya aşağıda insanlar. Hani fotoğraf çektirmek için üzerimize gelecek. Doğaldır. Hani her zaman olur. Biz de birazcık koşarak hani kulise gidelim yoksa çıkamayız. Abi biz koştuk çıkışa. Sabahleyin gazetede haber görüyor musun? Haluk Levent'in arkasından iki tane adam onu kovaladı diyor abi. Tam koşarken arkamızda. Yavaş yavaş da o dönemler 2008-2009 galiba sosyal medyanın da yavaş yavaş oturdu. Tam benim elime geçti o sosyal medya. Baktım biri Adem Sungurt'taki bir tanesi Nesih Yavuz arkadaşlarım ikisi. Hemen Uçan Kuş diyor ki mesela o dönemde Uçan Kuş varsa Uçan Kuş. Az sonra Haluk Levent'in peşinden koşan adamları göstereceğiz. Başka bir kanal diyor ki Kanal D magazin ya da başka bir. Ben de şey yazıyorum direkt. O gün başladı savaş. O gün ne haber dedim. Arkadaşlar şu yukarıda gördüğünüz Adem Sungurtekin ile Nesih Yavuz az sonra Uçan Kuş'ta beni kovalayan adamlar olarak gösterilecek. Hayır. Bir daha geliyor. Arkadaşlar birileri de polis yazmış onlara. Az sonra polis kovaladı. Evet, evet, polis kovaladı gibi. Az sonra Kanal D magazinde Nesih Yavuz olan arkadaşım Nesih Yavuz ve Adem Sungurtekin'i size polis diye yutturacaklar. Artık
yaptık. Ben önden önlemimi alıyorum. Önlemi alıyorum yani, millet hadi ya filan demeye başlıyor. Hadi ya filan. Başka çaren yok. Tek başına savaşıyorsun. Eğer sosyal medya olmasa yine battık. Aynen. Takipçi kasıyor demiş bugün biri. Lan 1 milyon küsur üzerinde. Anam ağlıyor takipçiden. Zaten 300 bin de olsa benim için ayrı. 1 milyon da aynı. Hiç fark etmiyor. Abi samimiyetin de o kadar ileri ki yani. Sen gittin bir kızımızın balosuna mı katılmıştın? Senin yüzünden hepimiz gittik ya. Yemin ediyorum ben böyle bir şey anlamadım ya. Bana diyorlar ki Haluk Levent geldi, sen nasıl gelmezsin? Ben birinin düğününe gittim Isparta'da. Nikah şahidim, diyorum ki sakın fotoğraf paylaşmayın. Ağzıma sıçarlar çünkü Haluk Levent cosplay yazacaklar. Biliyorum. Ve müzisyen oyuncu birçok arkadaşıma mesela cevap bile vermiyorlar ya normalde, hani şuraya gel denildiği zaman. Artık vermek zorundayız diyorlar Haluk abi yüzünden. O gitti, hepimiz gitmek zorundayız ve hepsinde gidiyorlar. Fotoğraf da paylaşamıyorlar. Olsun lan. Ha. Olsun. Halktan hep uzak durdunuz piçler deyip kendileri... Ben gitti. Ben onu bilmem yani. Ben nikah şahidi oldum. Çabaların var, ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi? Abi ben sen sadece... Sen son kalemisin. Nedir? Abi sadece inan buna, eğleniyorum ya. Yani bana 25 yıl sonra 3. meşhur oluşum. 1. yollarda bulurum seni yine. Seni otobüste şarkı falan söyletiyorlar. Hatırlıyor musun? Hani 3. kez toplumun önünde oluşum 2. jenerasyona denk geldi. Yani babalar önce babalarına şarkı söylerken, babaları önünde kafa sallarken şimdi küçük kızlarımız ve erkeklerimiz oluştuğu için artık bunu bir eğlenceye dönüştürmeye, yararlı bir şeyler yapmaya dönüştürmeye. Emekliyim ya ben. Yaş olarak söylemiyorum. Buna keyif alıyorum. Ya ahbaplarla beraber bir şeyler kuruyoruz. Ya yarın öleceğiz oğlum diyorum. Ya öleceğiz lan. Yani yok. Her gün bir şey oluyor. Yani 10 yıl sonra öleceksin. 5 yıl sonra öleceksin. Ne yapabiliriz? Ya bulunduğumuz ortamda ne yapabiliriz? Ötekileştirilmiş bir gençlik var. Ülkemizdeki durumlar malum. Ya bir şeyler yapalım ya. Bu ülkenin gençler olarak bir şeyler yapalım. Derdimiz bu. Hastalara koşalım. Çünkü çocukluğumuzdan beri hepimizin hayali vardır. Bak bir istatistik tutmuştum. Çok salak bir istatistikti. İlk kez anlatıyorum. Umarım gazetelere düşmeyiz. Türkiye güzeli güzellik yarışmalarının kayıtlarını izliyor. Neden? Ben de öyle çok kayıt tuttum. Evet. Anlatayım. Çok enteresan. O zaman Cüzdanla Savaş Vakfı'nın gönüllüsüydüm. Lepra Hastanesi'nin. Böyle salakça video kayıtları falan izliyordum. Niye biliyor musun? Her güzellik yarışmasında bir soru soruluyordu bütün genç kızlara. Ne diyorlardı? Elinizde bir sihirli değnek olsa ne yaparsınız? Ya da Milli Piyango'dan bütün ikramiye çıksa ne yaparsın? Ve kızların tüm cevabı neydi? Dünya barışını harcarım çocuklara. Dünya barışını harcarım, çocuklara harcarım, çocukları yap. Ve o kızlardan yaklaşık 20 yılda en az 7 tanesi, 8 tanesi şu an Türkiye'nin en meşhur kızı. Dizi oyuncusudur, şarkıcısıdır vesaire. İyi bakıldığında. Birincileri olmasa da ikincileri. Peki hiç böyle bir şey görüldü mü? Çünkü bizler sadece söylemek için varız. İcraat yok. Ben Haluk Levent olarak eyleme geçirmeye çalışıyorum hayallerimi. Çocukken ben de öyleydim ama niye yapmayayım şimdi? İşte ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum. Dün o gün düğüne gittik ya, dedim ki Allah'ım dedim, ne kadar güzel bir gün. Akşam uyurken konserden önce düğüne gittik ve hiç tanımadığımız insanlarla göbekler attık, danslar ettik, eğlendik ve onlar bize şükranlarını ilettiler. Ne oldu ya? Yarım saat şarkı söyledik, eğlendik, nikah şahidi oldum. Ne kaybettim? Hiçbir şey kaybetmedim. Çok mutlu oldum. Bunun için bu bir yaşam meselesi, yaşam tarzı. Bunun ne primle, ne bir şeyle. Bir de şu var, bunu açıklamak zorunda. Ben zaten konserlerim para ediyor yani. Ben zaten konserlerimden para kazanıyorum. Ya bunun dışında bir amacım yok ki. Mesela diyor ki bir tanesi, işte bunu böyle böyle yap. Ya konserim var zaten benim. Ben zaten para kazanıyorum. Benim şarkılarımla kazanıyorum ben bunu. Ahbap Medya diye bir şey geliyor mu? Geldi. Evet, geliyor. Ahbap Medya'mız oluşuyor. Ahbap çalışmalarını medyamızla aracılığı iletişim. Bizim Babala TV ile kardeş medya yapalım. Ahbap. Rakip olamayız zaten. Rakip değil, kardeş işte. Kardeş olabiliriz. Kardeş, siz bize video atın, biz size video atın. Rakip olamayız. Senin yapınla, senin durumunla, lanet durumunla hiç baş edemeyiz yani. Estağfurullah abi. Ben rica de yani elimden geldiğince hayatı yaşamaya rica çalışıyorum senin yani gibi. Sen öyle bir canavarsın ki yani bizi süpürürsün yani. Estağfurullah. Beni patlatacaklar abi, yapma. Yapma. Haluk abi bu kim? Biz kardeş olalım. Gerçekten. Ama güzel. Konserlere bedava gelirim. Bayağı bir insanlar seni arayıp bu samimiyetten dolayı konserlerine, işte Haluk'cum biz konsere geliyoruz diye seni darlıyorlarmış. Bu nasıl önüne geçeceksin abi bunu? Geçemiyorum. İstanbul'daki konserlerimi iptal etmeyi düşünüyorum. Mesela gelecek yıl yapma İstanbul'a. Bak yapalım. Ne yapalım biliyor musun? Burası ya. Çok samimi bir ortam. Sonuçta ben senin ne kadar samimi, iyi niyetli bir insan olduğunu biliyorum. O yüzden şöyle yapalım. Haluk abi tanıyanlar telefonu zaten eminim veriyordur. Böyle gelip abi çok ihtiyacım var diyene bile nasıl telefonu ya veriyorsun. Şimdi, öyle bir şey var mı? Veriyorum abi ya. Abi Beyazıt Öztürk gibi yap. 4 günde bir telefon değiştiriyor. Tabii o büyük ihtimalle yardım için vermiyor da. Şöyle yapalım. Tamam.
Abi sen samimi adamsın, iyi kalpli adamsın. Ben değilim. Ben tam bir piçim. Ben söylerim. Bakın Haluk abinin telefonuna sahip olanlar, Haluk abiyi tanıyanlar, İstanbul konserlerinde adamı darlamayın. Darlamayın lan. Evet, o sizi zaten seviyor. Yani o size evet, böyle el sallar zaten sahneden. Sallarım. Yani sırf Haluk Levent'in davetlisiyiz deyip oraya gitmek de güzel, aynen, bir şey aslında ama. Aynen. Adamın iyi niyetini suistimal etmeyin ya. Şu an yapmak istediğim ve kesinlikle Ocak ayına kadar bitirmeyi planladım. Bir tanesi Saros Körfezi'nde liman kurulmaması için dünyanın en büyük, en uzun konserini vermek. Yine bana aittir rekor. 12 saat 5 dakika. Evet. 13 saate çıkartıp orada Saros'da yakında böyle işte orkestramla beraber seyircisiz, çünkü orada daha önce bir izin istendi. Provokasyon olur diye verilmedi ama şimdi sadece orkestrayla denize bakarak 13 saat şarkı söylemek ve bunu tarihe geçirmek. Çünkü o Saros ölmesin. İkincisi sema için Ankara'ya kadar yürümek. Tek başıma yürümek. Bir farkındalık oluşturmak. İstiyoruz ki yani devlet büyüğümüzden bir tanesi çıksın desin ki ya en kötü. Çünkü devlet madem öyle yönetiliyor. Ha şunu desin yani. Kaç iş adamı varsa gelin şöyle bir gece düzenleyelim. Toplayalım. Sen 10 ver. Sen 13 ver. Bir gecede bitirilebilecek bütün semai çocuklar bir gecede bitirilebilir. Bir gece ya. Bir konuşmayla bitirilebilir. Madem ödenek ayrılmıyor. Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Hani şirinlikle toplanabilir. Ben nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum. Alıyorum elime gitarı. Arkadaşları çağırıyor. Babacım sana 15 çocuk yazdım. Tamam abi ne yapalım? Babacım sana akülü sandalye yazdım deyip alıyorum ya. Bunun gibi yapılabilir. Üçüncüsü de Ergene Nehri. Onu hiç kimse başaramadı. Ben başka projelerimle, böyle oturmuş projelerimle Avrupa'ya kadar giderek, Avrupa Birliği ile beraber hükümeti de ortak ederek Ergene Nehri'ni berrak hale getirmeye çalışıyorum. Bunlar benim hayallerim. Olur mu? Olmaz mı? Bilmiyorum. Vallahi inşallah olur. Biz de sonuna kadar destekleriz abi. Tebrik ediyorum. Yani onlardan da çok acı çekmiyor değiliz yani. İnsanlara güzel şey götürmenin, 2 yılda 2000 aileye dokunmanın, yüzlerce insana yardım etmenin, insanların hayatına dokunmanın, evsizlere ev yapmanın, evi yanmışlara onarmanın, şehit olmuş ailelere yardım etmenin vesairenin bir bedeli olmalı. O bedelde seni böyle küçücük bir şeyden yakaladıkları an hemen acaba bu toplumdan nasıl soğuturacağım? Sabah bir kalktım sanki ülkeyi ben batırmışım gibi bir hava var, böyle bir Twitter'da bakıyorum. Bir troll ordusu. Aman Allah'ım ya, adam şey diyor, bu ülkeden gitmen lazım. Lan diyorum niye gitmem? Niye Türk değil de Türkiye miydi? Birkaç tane de vardı. Hep etiketlemişler. Ya her şey önümüzde oluyor. Ben orada bu devirde cesaretle Atatürk'ün gençliğe hitabını konserlerde okuyorum. Adam bana bravo be. Ben Türk'üm filan. Bravo yani ya. Bunu okuyorsun en azından ama demiyor. Diyor ki sen onu okuyorsun ama orada Türkiye diyorsun Türk yerine. Sen bu ülkeden git. Atatürk'ün gençliğe hitabı konusunda orada Türk yerine Türkiye diyordum. Ben o dönemin belki hani kendime göre güya daha geniş tutayım. Evet Atatürk'ün hitabı dışında olsaydı demekte problem yoktu benim için. Ben kimim? Ben Türk'üm zaten. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyebilen adamım. Ama burada ben ne, işte ey Türkiye gençliği diyerek sanki herkesinden insan alıp, halbuki zaten Atatürk demiş bunu yani. Kürdüyle, Arabıyla, Türk'üyle bu ülkeyi kuranlara Türk diyoruz. Orada hata yaptım mı? Yaptım. Yani doğru mu? Değil. Burada bir baskı gördüğümü falan hissetmiyorum. Çünkü eğer baskı görseydim, baskıya göre değiştirseydim kendimden utanırdım. Ya durdum. Atatürk'ün gençliği hitabı. Doğru ya. Adam ulu önder Atatürk demiş ki yani ey Türk gençliği demiş ya. Ben niye iyi Türkiye gençliği diyeyim ki. Başka bir konuda diyebilirim. Kendi yazdığım şiirde diyebilirim. Ki derim. Türkiye'liyiz derim. Ülke bu, cumhuriyet bizim diyebilirim. Ama sus orada ey Türk gençliği. Onda bak eleştirileri kabul eden bir adamımdır. Çünkü doğru bir şey. Sonra aynaya bakamazsın. Kibirli davranamazsın. Egolu davranamazsın o anda. Lan doğru ama ben karşı çıkayım falan diyemezsin. Çünkü doğru. Çünkü tarih sana onun yanlış olduğunu, küçük de hata olsa, kötü niyetli olmasan da yanlış olduğunu tarih söyleyecek zaten. Onun için kabul ediyorum. Kabul ettiğim halde yapıyor bunu. Bu ülkeden seni kovacağız. Burada bir baskı hissetmiyorum. Sordun işte. Al ben de yanıtladım ya. Andımızın kaldırılmasına da üzüldüm. Çocuklarımız tabii ki şimdi diyorlar ki ya senin çocuğun Almanya'da olsa al. Ya bütün dünyanın bütün ülkelerinde Norveç ve İsveç hariç onları at zaten. Bütün 85 ülkesinde her Çinli gibi, Amerikalı gibi. Yani Amerika'ya gidiyorsun, Amerika andı içiyorsun. Bunu hepimiz görüyoruz. Milletvekillerimiz var. Amerikan bayrağına sadık kalacağım. Ama kalıyor mu? Kalmıyor. Biz de andımızla yetiştik. Aramızdan kaç tanesi andımızın şuuruna erebildi ki? Hani bunu çok da büyütmemek lazım. Orada Yüce Atatürk lafı herkese batıyor bir kere. Birazcık sıkıntı orada. Benim andımızla ilgili de hiçbir problemim yok. Ben Türk'üm. Kökenimizi araştırmaya kalksak hangimizin Türk, hangimizin Arap, hangimizin Kürt olduğunu hiç kimse bilemez. Ama Türk'üm diyorsa zaten Türksündür. Geçmiş olsun. Bunu da tartışmayın çocuklar. Arkadaşlara, trollere sesleniyorum. Ya Haluk abinizi üzmeyin oğlum yani. Yani yapamazsınız çünkü maya yok yani. Geçmiş. Arkada orkestrandan hanımlar var ve yüzleri gerçekten düştü. Çünkü 13 saat konseri duyunca mı artık bilmiyorum. Bir paniklediler. O zaman onları buraya davet edelim. Bir şarkı almaz mıyız Haluk abi? Alırız. Harika.
Aşka tarif yazdıran bir Alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran anne karnı huzuru, çocukluğunun sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun hakkını çalmış yılların. Elfida, bir belalı başımsın Elfida, beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, sen eski bir şarkısın. Elfida, beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun hakkını çalmış yılların. Elfida, beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, sen eski bir şarkısın. Elfida, beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Konsere geç kalacaklar. Ama Haluk abi, sen zaten söz verdin de tutuyorsun. O yüzden bir tane söz iteleyeyim ben sana. Bizim Babala TV'ye de ben seni bekliyorum. Seninle oturup böyle uzun uzun bir program yapalım isterim. Kabul ediyoruz. Yaşasın! Biliyorum çünkü şöyle bir durum var. Pinch izleyicisi çok sağ olsun. Babala izleyicisi de Pinch izliyorlar. Onlar da sağ olsunlar ama Babala da şöyle bir uzun uzun konuşun diyecek olanlar çoktur. Onlara da buradan o zaman müjde olsun. Hayali şeyler görmeye başladım. Oğlum elime kustum ya ben. Vallaha bak, böyle bir rezillik olabilir mi? Antalya'dan şey... Şu an bir arkadaşım burada, onunla bir anı paylaşıyorum. Bir anlatayım onu. Antalya'da böyle kayalıklarda otururduk bizim. Bira içerdi millet, muhabbet, sohbet, gitar çalanlar. Sonra kayalıkların oraya İdo yaptılar. İdo'nun heykelini yaptılar böyle. Sen hatalarımı hep örtmesin. Neyse, deniz otobüsleri yapmışlar oraya. Kapattılar kayalıkları. İnsanları da daha içeri aldılar. Amfiteyatro muydu o? Onda oturmaya başladı insanlar. Öyle bir kalabalık. Herkes amfiteyatroda oturuyor. Yanında bir tane kız var. Nasıl beğeniyorum? Nasıl beğeniyorum? Like. O kadar güzel bir kızdı ki. Kız büyük içici. Kızı sarhoş edeyim de eve götüreyim desen batarsın. Öyle bir şey yok. Kız içiyor, ben de içiyorum. Kız içiyor, ben de içiyorum. Kız o kadar içiyor ki. Ben de erkeğim ya. Bu erkeğim ya lafıyla başlayan her şey zaten a**lak gibi bitiyor. Kız içiyor, ben içiyorum. Kız içiyor, ben içiyorum. Dünya dönüyor. Kız dönüyor. Her şey dönüyor. Midem nasıl bulanıyor biliyor musun? Böyle yakınlaştık. Son 3 cümle kalmış öpüşmeye. O kadar yakınız. O da biraz sarhoş. Ben full sarhoşum. Hani şey olacak. Ya çok tatlıyız gerçekten.
Bir de böyle yanlışlıkla çarpışmışsın gibi başlayan öpüşmeler vardır ya. Kadın utanıyorsa, erkek de utanıyorsa, ikisi de utangaçsa çarpışmalı öpüşme diye bir şey var. Yani işte böyle sarıldın falan, yani çok canım falan derken yanlışlıkla bir dudağının kenarından öpmüş olursun. O da böyle öpüyoruz galiba. Tutki. Önce bir çarpışmalar olur. Sonra asıl öpücüğe geçersin. Erkek kavgası gibi. Erkek nasıl kavga eder? Çakalı. Ya buraya. Ha buraya. Sonra birbirine girerler. Tam bu noktaya gelmişiz. Öpüştük öpüşeceğiz. Önüne kustum. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Lan ne kötü günlerdi oğlum. Alkol ne kötü bir şey. Gerçekten duyar kasmak için söylemiyorum. Alkolden nefret ederim. Bir tek konsere çıkmadan önce içerim. Heyecanım gitsin. O yüzden içerim. Hiç benim normal hayatta içki içtiğimi gördünüz mü? Görmemişsinizdir. Çünkü sevmiyorum. Ama bu Çağlar Mertler geldi bana orada içkiye beni alıştırmaya çalışıyor. Gülerek anlatıyorsun. Senin yüzünden ben o kızla belki evlenecektim ya. Belki de hayatımı kararttın Çağlar Mertler. Beni sigaraya da kuzenim başlattı mesela. Ben kendim başlamadım. Ya keşke kendim isteyip başlasaydım sigaraya. Bir kuzenim, bir en yakın arkadaşım ya. Ömrümden 10 sene çalmış oldunuz belki de. Hayret bir şey. Bana hiç faydalı böyle bir Kur'an kursuna götüren ne bileyim işte. Vallahi bak böyle bir, hiç öyle bir arkadaşım olmadı benim. Çevremden dolayı mı acaba ya? Bak Eşref ne Müslüman çocuktu. Onunla takılsaydım keşke. Eşref seni ezik ***im abi. Birçok hikaye yaptım da anlattım. Üniversitede şöyle bir şey yaşadım. Bir tane Çağlar diye arkadaşım vardı. George hikayesinde çalıların arasında bir tane ben kimim yapıyordum. Ağzına anneannem çikolata öteledi dediğim arkadaşım Çağlar Mertler burada. Hoş geldin. Üniversitede yaşadığımız bir bak hikayeleri yığdım burada. Sen beni nasıl anlatıyorsan geçen gün çocukla karşılaştım. Oğuzhan'ın yakın arkadaşı Çağlar sen misin diye sordu. Ben senin dedi böyle bayağı şişman, çirkin, saçma sapan bir tip olarak görüyormuş mesela beni. Sen kendini nasıl zannediyorsun ki acaba ya? Yok şaka yapıyorum. Biz acayip olaylar yaşadık abi. Sen benimle bir sene aynı evde kaldın. Burada anlatıyorum insanlara bazen şey diyorlar. Yok ebesinin bunu da yaşamamışsındır. Yok ebenin falan diyorlar. Sen benim ne kadar talihsiz olduğumu biliyorsun. Aslında anlattığım hikayeler bu arada benim. Bayağı talihsizliklerim. Damilet gülüyor. Ama gerçek yani. Benim anneannemin takma dişlerini çıkartıp damağıyla emçürdüğü metro çikolatası senin ağzına deptirme olayını burada anlattım bile. Olur mu öyle şey? Doğru. Olur. Doğru gerçekten. Deptirmedi mi? Deptirdi. Bunun ama anneannelerden çektiği gibisi yok. Bizim Eşref diye bir üçüncü arkadaşımız vardı. Eşref'in boyu 1.40. Gül diye demedim lan. Bu kadar Eşref. Tüm sülalesi ama bu kadardı. Sülale minimum kısaydı. Sülale. Anneannesi vardı onun. O da gece bu kadardı. Yani. Anlatsana bir hikayeni. Eşref çok sevdiğimiz arkadaşımız da bazen bir şeyleri anlatmıyor, söylemiyor bize. Bunu... Eşref öyleydi ama. Sana bana evet, gıcık oluyordu. Seviyoruz da birbirimizi. Sürekli rock'n'roll birlikte takılıyoruz, şenliklere gidiyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Bunda bir şey vardı. Gizli sitem vardı. Tarafı vardı. Saçını başını yaparken Eşref'in bunu böyle izlediğini gördüm bak. Çünkü böyle yani kısa, çirkindi de. Bayağı bir çirkin bir çocuktu. Ulan yardım olun. Hayır, ben kalbi pırıl pırıl. Tertemiz pırıl pırıldı bir insan da harikaydı. Üniversite boyunca böyle jöle sürmeleri, filerde saçlarım dökülür diye sonra döküldüğü için. Doğru ama ya. Sonuçta evlendi, çocuğu da oldu falan. Sonuçta o başarılı, sen değilsin. Sen evli misin? Yok değil. Var mı arkanda bıraktığın bir iz, bir çocuk falan? Yok. He y***am. Eşref'in çocuğu mu oldu? Evet la, bilmiyor musun sen? Bilmiyorum oldu. Ben gittim ziyarete gördüm, çıkarttım büyüteci böyle. Ya da gidelim. Şaka yapıyorum, Eşref'e de çok selamlar. Eşref'in kız kardeşi vardı hatırlıyor musun? Ona da selamlar. Zıplama yerleri vardı Antalya'da Beach Park'ta. Kafes gibi bir yer. 6 tane zıplama yeri var. Zıplıyor insanlar. Para veriyorsun ve zıplıyorsun yani. Bir sürü Burak Kut. Haydi zıpla. Çıp çıp çıp. Hatırlıyor musun kız kardeşini böyle? Oğuzhan abi ben buradan zıplayacağım. Bütün zıplama yerlerine sekip. Nereye? Konya altına kadar uçtu kız böyle. Neler neler ya. Eşref bize bazı şeyler anlatmazdı. Vurulurdu, kırılırdı, örselenirdi. Çünkü biz iki piç evde de böyleydik kameranın karşısındaki gibi. Eşref gelirdi bir sürü taşak geçerdik. Bir de şey çok kötüydü. E sen eve kız atıyorsun. Ben eve kız atıyorum. Eşref eve kız atamıyordu. Vallahi o yüzden de buruluyordu. Karanlık falan evde özel dakikalar geçiriyorum. Birçok kez o buzlu camda Eşref'in silüetini gördüm. Sen de gördün değil mi? Gördün değil mi? İbne o kapının camına böyle asılıp böyle bakıp bakıp kaçıyor muydu? Ne yapıyordu acaba ya? Neyse ama çok iyi bir çocuktu gerçekten. Hala da öyle ya. İyidir Eşref. Ya. Eşref harika. Severiz Eşref. Eşref müthiş. Hayır onun için demedim. Bir gün anneannesi Bursa'dan ziyarete gelmiş Eşref'e. Ve Eşref'in evinde kalacak. Eşref'in evini Çağlar Mertler ve Oğuzhan Uğur da paylaşıyor. Yani bize de ki benim anneannem geldi. Neyse bundan sonrasını Çağlar anlatsın. Biz böyle gece 4 gibi 5 gibi eve geldik. Evde bir anneanne olduğunun farkında değiliz. Bize söylenmemiş. Oğlum yani bize anneannenin bilgisi yok. Yatıyorum ben. Baza falan yüksekte böyle. Kapı açıldı. Odanın kapısı açıldı. Baktım şöyle bir bakıyorum falan. Hiçbir şey görmedim hani. Kapı açıldı ama kapandı sonra. Çok korkunç değil mi lan? Yatakta yatıyorsun böyle. Hani kapı bozuk falan diye tahmin ettim. Anlamadım bir şey oldu. Rüzgar ya da kafam falan. Güzel dedim yani. Hani. Sonra yatmaya devam ettim. Bir tane el uzandı. Böyle göğsüme doğru. Şöyle bir dokundu. Şöyle bir uyandım. Bembeyaz bir kadın böyle. Tülben, kıyafetler, gecelik. Kırmızı böyle gözlükleri var. Ezan okunmaya başladı. Kadının bir huyu varmış. Evde bir çocuk varsa sütü ısıtıyormuş ve süt içiriyormuş. Elinde sımsıcak bir süt var. Bana verdi. İç dedi. Evde bu kadının varlığından haberdar değilsin. Ve ezan okunuyor. Böyle şeyler ezan vakti çıkar ya ortaya.
Yiyorsa içme o sütü ya. İçtin mi lan? O kadar sıcaktı ki ben o sütü diktim ya. Elini koydu. Uyu dedi. Antalya sıcağı biliyorsun. Aldım yorganı, üstüme çektim. Ter içinde. Sabah oldu. Eşef kahvaltı hazırlamış. Hiç yapmaz öyle şeyler. Ben de böyle otur oturmaz dedim. Akşam bana yatır geldi dedim. Bembeyaz bir kadın geldi dedim. Böyle gözlükleri var falan dedim. Ve o sıra kapı açıldı. Elinde Migros poşetleriyle teyze. Ha dedim bu. Haberimiz olsaydı falan korkmazdık yani bu kadar. Oğlum bütün isimleri de verdik şimdi. İsim vermeyeyim. Şöyle bir şey yakaladım desem anlaşılır mı acaba? Bir gün evdeyiz. Bir arkadaş var. Ne anlatacaksın ya? Erkek fantezileri biliyorsun. Sınırsızdır. Uçsuz bucaksızdır. Çünkü biz kadını elde edene kadar ki kısımda bazı şeyleri kendimiz hallediyoruz. Bir anda başlayabilir. Bunun bir saati bir zamanı yoktur tamam mı? Ve o kadar çok yapıyoruz ki yaparken de bir şey düşünmen lazım. Hayal gücümüz gelişiyor bizim. Erkeklerin hayal gücü gelişiyor ya. Bir gün bir arkadaş, isim vermeyelim, evdeyiz. Bilgisayarda bunun odasında. Eski tüplerden. Sen şimdi çok biliyormuşsun gibi yapma. İsim vermeyeceğim. Arkadaşın odaya ben bir girdim moruk. O tüplü monitörü böyle tutuyor bir eliyle. Diğer eliyle anlatmak istemiyorum. O anı hiç unutmayacağım. Hatırladın mı? Hatırlamadım. Yakaladın mı ya la seni 31 defa? İsim vermeyelim dedim. Vallahi ben de bir şeyler anlatırım ama anlatmayayım bana. Anlat! Pinç bitti. Hoşçakalın.